Merhabalar sevgili izleyiciler. Sizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bir programda daha bizi bulaştıran Allah'a hamdolsun. Bu programımızda toplumda önemli eksikliğini gördüğüm bir hususu anlatacağız. Yine kültürümüzden örnekler vererek, inancımızdan örnek vererek anlatacağız. Bu programımızın konusu söz vermek. Söz vermek dinimizde, kültürümüzde çok önemli bir olmasına rağmen giderek anlamını yitirmektedir. Maalesef bir çocukluğumuzda söz verirken bir şey kullanırdık. Yani aldatma hile yapardık. Söz demezdik de göz derdik yani çaktırmadan çocuk aklımızla. Çünkü söz dediğimiz zaman sözümüzü yerine getirmemiz icap ederdi. Ama daha sonra büyüdük. Büyüklerimizin sözlerine çok fazla sadık olmadıklarını görünce maalesef bizler de gençlik de onlara benzedi. Ve şu andaki toplumda söz verince sanki böyle havadan sudan gibi bir bir söz söyleme gibi bağlayıcılığı olmayan bir konuşma gibi geçiyor ama bu böyle değildir. Konumuza milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a ait güzel bir anıyla söze başlamak istiyorum. Fatih Gökmen söz verme konusunda şunları anlatır. Akif verdiği söze bağlı olmayanlara insan gözüyle bakmazdı. Aramızda geçen bir olayı anlatayım. Ben Vaniköy'de oturuyordum. Kendisi de Beylerbeyi'nde. Bir gün öğle yemeğini, bende yemeği, sonra da oturup sohbet etmeyi kararlaştırdık. O gün öyle yağmurlu bir hava oldu ki her tarafı sel götürdü. Evden çıkmak neredeyse imkansız hale geldi. Bu havada Akif'in gelmeyeceğini düşündüm. Yakın komşulardan birine gittim. Yağmur bütün şiddetiyle devam ediyordu. Eve döndüğümde ne işteyim? Bu arada Mehmet Akif Bey sırılsıklam bir vaziyette gelmiş. Beni evde bulamayınca evdekilerin bütün ısrarlarına rağmen içeri girmemiş. Selam söyleyin demiş ve o yağmurlu havada dönmüş gitmiş. Ertesi gün kendisinden özür dilemek istedim. Bana şöyle söyledi. Bir söz ya ölüm veya ona yakın bir felaketle yerine getirilmese mazur görülebilir. Ya bir söz ölüm veya ona yakın bir felaketle yerine getirilmese mazur görülebilir ve benimle 6 ay dargın kaldı. O kadar söz önemliymiş. Şimdi yıllar önce bununla ilgili bir anı yaşadım. Bir arkadaşla sözleşmiştik. Arkadaşımızla ben söz verdiğim saatte gittim. Bekledim. Yaklaşık yarım saat 40 dakika bekledim. Yemeği sözleşmiştik. Arkadaşımız geldi. Dedi ki ya işte buraya gelirken ezan okundu. Biz de dedik ki namazımızı kılıp öyle gidelim. Dedim ben de ezanı işittim ama dedim söz vermişim. Arkadaşları bekleyecektim. Keşke dedim bana da haber verseydiniz ben de gelip namaz kılardım. Ve şunu bana dedi. Akif'in örneğinde olduğu gibi mi?
O gün yani o saatte, o dakikada beynime sanki böyle bir şimşek çaktı, bir çivi çakıldı. Karşımızdaki Akif'in hikayesini biliyor ama maalesef hayata aktarmıyordu. Demek ki bilmekle hayata aktarmak bir değil. Onun için bildiğinizi, okuduğunuzu, hoşunuza gideni, giden bir davranışı benimsemeye, hayatınıza aktarmaya çalışın. Sadece böyle bir kolonya etkisi, kolonya güzel kokar, biraz sonra buharlaşıp uçar. Kolonya etkisi bırakmasın. Marcus Aurelius der ki, dünyanın hiçbir çıkar verdiğiniz sözü tutmamaya veya kendinize olan saygınızı kaybetmeye değmez. Dünyadaki hiçbir çıkar verdiğiniz sözü tutmamaya veya kendinize olan saygınızı kaybetmeye değmez. Ya hiçbir çıkar, dünyadaki hiçbir çıkar. Bunu da tabii yine kolonya gibi kullanmayalım. Bunu hayatımıza geçirelim, hayatımıza tatbik edelim. İnancımızda çok önem verilen ve Hazreti Peygamber'in münafıklık alametlerinden biri saydığı sözünde durmamak maalesef bir alışkanlık haline gelmiş. Daha doğrusu verilen sözün ağırlığı hiç düşünülmeden sarf edilir olmuş. Yani söz vermek gibi değil de yani bir konuşma gibi. Mehmet Akif sözünde durmamayı namusa aykırılık olarak değerlendiriyor. Bu nasıl aşılır, bu durum nasıl aşılır bilmiyorum. Ama aslında biliyorum ama nasıl uygulanacak mevcut bu alışkanlıklarda bu nesile bunu nasıl anlatacağız? Nesini anlatmak zor değil ama bu alışkanlıkların kırılması zor. Özellikle biz büyükler kendimizi eğiteceğiz ki yeni nesil, genç nesil bizden bunu görecek ve sözün namusa eşdeğer olduğunu kavratacağız ki onlar da söz verirken buna dikkat edecek. Bundan dolayı yeni nesili kurtarmak için çalışmak lazım. Burada anne, babalar ve öğretmenlere büyük işler düşüyor. Başta anne, baba ve öğretmenler. Çünkü çocuklar anne, babadan önce aslında öğretmenleri dinliyorlar. Ama anne öğretmen bir şey söylerse, anne baba da farklı bir davranışta bulunursa çocuk bir şey kazanmaz. Öğretmen söyleyecek, anne de baba da uygulayacak. Çocuk babasının, annesinin verdiği sözü tuttuğunu görecek, duyacak. Birisine verdiği sözü babam diyecek ki bir söz verdi, mutlaka yerine getirecek. O düşüncede olursa ancak bu nesil kurtarılır. Onun için biz büyüklere çok güç düşüyor. Yine dediğim gibi ancak sigara içerken sigaranın zararlarından bahsetmek gibi bir tavır çok anlamlı olmayacaktır. Yani sözün öneminden bahsederken sözü tutmamak anlamlı olmayacaktır. Fransız seyyahın ismini hatırlamadığım bir kitabın ta okumuştum. Fransız seyyahın anıları, İstanbul'daki anılarıyla ilgili. Fransız seyyah 1800 yılların sonunda İstanbul'a gelmiş ve çok anlamlı bir tespit yapmıştır. Şöyle diyor seyyah, Osmanlılarda çocuklar iyilik telkini alarak değil, kötü örnek görmeyerek yetişiyor. Ne kadar anlamlı biliyor musunuz? İyilik telkini alarak değil. Yani çocuklara şu kötüdür, şu iyidir, şunu yap, şunu yapma değil. Çocuk onu yapmayanları görerek büyüyor.
Veyahut da iyilik yapanları görerek büyüyor. Kötülük yapmayanları da görmeyerek. Şimdi kötülük yapmayan görmediği zaman, kötülük yapanı görmediği zaman onu örnek almaz tabii. Onun için bizler atalarımızın yoluna dönmemiz lazım. 1800 yılların, 1900 yılların başlarına dönmemiz lazım. Çocuklarımıza iyilik telkinleri değil, kendi davranışlarımızla örnek olmaya, güzel bir örnek olmaya çalışmalıyız. Ancak nesil böyle kurtulur. Bir büyük zat der ki, kim başkalarını yenmek istiyorsa önce kendini yenmelidir. Kim başkaları hakkında hüküm vermek istiyorsa önce kendi hakkında hüküm vermelidir. Kim başkalarını tanımak istiyorsa önce kendini tanımalıdır. Ve kim kendisine verilen sözün tutulmasını istiyorsa önce kendisi verdiği sözü tutmalıdır. Yani biz her şeyi karşıdan bekliyoruz. Sözü tutmasını bekliyoruz karşısının ama biz uygulamıyoruz. Onun için bu ifadede bir de güzel bir şey var. Kendisini bilmelidir diyor. Önce kendini tanımalıdır. Kim başkasını tanımak istiyor, önce kendini tanımalı. Kendimizi tanımadığımızı sanıyoruz ama öyle değil. Öyle değil, kendimizi tanımıyoruz. Dikkat ederseniz kendinize bakın. Bir salim bir kafayla, sessiz bir ortamda kendinizi düşünün. Davranışlarınızı, ahlaki davranışlarınızı, bu insanlarla ortaklaşa toplumdaki davranışlarınızı düşünün. Yani bu kafanızdaki siz misiniz? Gerçek siz misiniz? Onun için burada önce kendimizi yargılamalı, kendimizi düzeltmeli, kendimizi çek etmeli ve ondan sonra dediğim gibi hiç kimseye bir şey söylemenize gerek yok. İnsanlar size bakıp davranışlarını ona göre değiştiriyor. Resulullah diyor ya, gülümsemek sünnettir aleyhisselam. Gülümsediğin zaman karşıdaki de gülümser. Dolayısıyla biz rol model olmalıyız insanlara. Oturmamızda, kalkmamızda, davranışlarımızda, karşımızdaki mahiyeti kim olursa olsun bir insan olduğunu değerlendirerek davranmalıyız. Eğer ki mesela karşımızdakinin yaptığı hareketi beğenmiyorsak biz de yapmamalıyız. Yani bir büyük olmamız, makam sahibi olmamız bir şeyi değiştirmiyor. Mesela bazen duyuyoruz. Makam sahipleri, patronlar vesaire mahiyetinin önünde veyahut da aslının önünde farklı davranışlar sergiliyorlar. Olumsuz davranışlar. Mesela benim hoşuma gitmeyen bir davranış şekli karşımdakinin bana ayak tabanını göstermesidir. Batı kültüründe bu hoş karşılanıyor. Yani bu olumsuz bir anlamı yok. Ama bizim kültürde doğru değil. Eğer ki bir karşınızdakinin ayak tabanını göstermesine katlanabiliyorsanız siz de yaparsınız. Ama karşınızdaki küçüğünüz, çocuğunuz veyahut da memurunuz, işçiniz
olursa onun bu hareketini tasvip etmezseniz veyahut da bu hareketi yapmasına izin vermezseniz sizin de yapmamanız lazım. Ve bu şekilde örnek alacağız. Her tarafta bu, diğer şekillerde de bu büyük küçük olması önemli değil. Özellikle büyüklerden bu davranış beklenir. Çünkü büyükler model olurlar. Büyükler küçüklerine saygı gösterdiği müddetçe sevgi görürler. Hani diyorlar ya, küçük büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi. Bunun da tersi, küçüklerimize saygı, küçüklerimizden de sevgi. Onun için küçüklerimize de büyüklerimize de makamına, ünvanına, şeyine, mahiyetine bakmadan sevgi ve saygıyı göstermemiz gerekiyor. Bir programın daha sonuna geldik aziz izleyiciler. Bu kitap, bu bölümün sonunda da bir kitap önereceğim. Şimdi önermeden önce bir tavsiyede bulunacağım. Ben yıllardır okuduğum kitapları, izlediğim filmleri hep not alırım. Puanlarım. Ve elimde çok büyük bir liste var. Kitap listesi, film listesi. Puan vermişim. Bu programlarda önerdiğim filmler ve önerdiğim kitaplar 100 üzerinden 100 verdiğim kitaplar ve filmlerdir. Yani okumadığım kitabı tavsiye etmem. Onun için sizler de okuduğunuz kitapları, şimdi internet, zaten bilgisayar var. Bilgisayarda uygulamalar var. Çok harika uygulamalar var. Özellikle Google'ın harika uygulamaları var. Gerekirse bir programda da dokümanların nasıl kullanılacağını bir göstereceğiz. Bir programda bunu göstereceğiz. Ben dokümanları çok yoğun bir şekilde kullanıyorum. Dokümanları kullanmak her yerde size hareket serbestliği verir. Her yerden ulaşabilirsiniz. Cep telefondan ve bilgisayardan her yerde ulaşabilirsiniz. Onun için bu şekilde size bir düzenlemeyi, bir çalışmayı tavsiye ediyorum. Yıllar sonra önünüzde çok geniş, çocuklarınıza, torunlarınıza bırakacağınız çok geniş bir arşiv olacak. Bugün tanıtacağımız kitabın ismi Babacığım Neredesin? Bunu yıllar önce okumuştum. Tabii ne zaman okuduğumu hatırlıyorum. Baba, çocuğun büyümesinde ve şahsiyet oluşumunda vazgeçilmez olan, ancak ihmal edilen kişi. Burada kitaptan alıntı yapıyorum. Nedense biz hep anne-çocuk ilişkilerine ağırlık verdik ve babalığı ihmal ettik. Halbuki babanın görevi anneninki kadar önemli. İşte bu kitap babayı ve babalığı anlatıyor. Çocukların ve annelerin, ama özellikle babaların okuması gereken bu eseri herkese tavsiye ediyoruz. Bir program daha sonuna geldik. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.